Herkese merhabalar. Cansu hocanız ben. CBC Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar Malayet'e matematik kitap çözümüyle devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz. 6. testte logaritma fonksiyonunun özellikleri 3 testindeyiz. Haydi bakalım bilgi notuyla başlıyoruz. Şimdi x büyüktür 0, y büyüktür 0 olmak üzere logaritma an tabanında x üzeri n ifadesi verilmiş. Burada n'yi başa alıp n çarpı logaritma al tabanında x yazabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde logaritma alt tabanında x bunların da n ve m kuvvetleri var. Bu m ve n'yi kuvvet olarak yazılan bu m ve n'yi başa alıp m bölü n kalanlar da logaritma a tabanında x olarak yazılabilir. Özelliklerimizden bir diğeri de budur. Sonrasında çarpım olarak verilmişse bir logaritma A tabanında ifade. Bunları toplamaya çevirerek A tabanında x artı alt tabanında y olarak yazabiliyoruz. Bölme olarak verilmişse de eksi yani çıkarma olarak A tabanında x eksi, eksi logaritma A tabanında y olarak yazabiliyoruz. Logaritma 2'nin değeri 1 eksi logaritma 5'tir. Bunlar nereden geliyor? Şuradan geliyor. Logaritma 10 tabanında 10, 1'dir değil mi arkadaşlar? Buradan devam ettirirsek logaritma 10 tabanında 2 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Çarpmayı da arkadaşlar toplamaya döndürerek bu şekilde yazıyorduk. Yani logaritma 10 tabanında 2 artı logaritma 10 tabanında 5 olarak yazabiliyoruz. Zaten bunlar da logaritma 2 artı logaritma 5 oldukları için böyle yazdım. Ve birden gelmişti bu ifade. O zaman 1'e eşittir. Logaritma 2'yi çekmek isterseniz logaritma 5'i karşıya atıp 1 eksi logaritma 5 eşittir. Logaritma 2 diyebilirsiniz. Yani logaritma 2 1 eksi logaritma 5 olarak çıkmış oldu. Ya da logaritma 2'yi karşıya attığınızda da 1 eksi logaritma 2'nin logaritma 5 olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. Birinci soruyla devam edelim. İfadesinin değeri kaçtır? Hemen arkadaşlar en sade halleriyle yazmaya başlıyorum. Kuvvetlerini bakalım neymiş? Üstlerine bir yazalım. Kök 2'yi mesela 2 üzeri 1 bölü 2 de yazdım. 8'i de 2 üzeri 3 de yazıyorum. Artı logaritma 3 üzeri eksi 1 diye 1 bölü 3 yazdım. 9'u da 3'ün karesi diye yazıyorum. Eksi logaritma 5 üzeri 1 bölü 3. 5 üzeri 1 diye yazdım. Buradan kuvvetler arkadaşlar başa geliyordu bölüm olarak. Kuvvetleri başa alıyorum. Yani 3 bölü 1 bölü 2 çarpı. Logaritma ne kaldı? 2 tabanında 2 kaldı. 2 tabanında 2 artı. Yine başa alacağım kuvvetlerini. Yani 2 bölü eksi 1 logaritma ne kaldı? 3 tabanında 3. Eksi 1 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 kalmış oldu. Şimdi bunları toparlarsak bakın 2 yukarı aldım çarpıldı ve 6 geldi. Buranın zaten 2 tabanındakinin 1 olduğunu bildiğim için ilk kısımdan 6 geldi. Sonrasında yine burası 1. Burası eksi 2 olduğu için eksi 2 geldi. Yine logaritma 5 tabanında 5 1. 1. 1 bölü 3'ten çevirdik. 3 diye yazdık. Eksi 3 olarak geldi. 6 eksi 5'ten de 1 geleceği için cevabımız D şıkkı çıkmış oldu. İkinci sorudayız. X gerçek sayısı için yuvarlak içerisinde yazılmış X'i X sayısından küçük en büyük tam sayı olarak kare içerisinde yazılmış olan X'i de X sayısından büyük en küçük tam sayı olarak tanımlanmış. Örneğin demiş elen 2 demiş. Elen 2 sıfırdır demiş. X sayısından küçük olan en büyük sayı olacak. Şimdi elen E tabanıydı. Elen E tabanında 2 demek. Yani E tabanı 2 küsür bir şey olduğu için buranın birden küçük olduğunu görüyorum. Yani logaritma E tabanında E'den küçük olduğunu görüyorum. Yine logaritma E tabanında birden de büyük olduğunu görüyorum. Yani bu durumda zaten buranın 0, buranın da 1 olduğunu bildiğim için 0 ile 1 arasında değer alacak ln2. Bunun için x sayısından küçük olan en büyük tam sayı dediği için 0 olarak yazılacak. Elin 3'te aynı şekilde sınırlarımızı belirliyoruz. Daha sonra hangi iki aralıktaysa büyüğünü veya küçüğünü alacağız. Karede büyük olan sayıyı, yuvarlakta da küçük olan sayıyı bulacağız. Aynı mantıkla olduğuna göre ilk sayısı hangileri olabilir diye sormuş. O zaman verilen ifadeyi bir toparlayalım. Elen e. E tabanında e olduğu için 1 olacak zaten. Şu ifade 1. Kare içerisinde 1 yazıldığı zaman ne yapıyorduk? İlk sayısından büyük olan en küçük tam sayı yazıyorduk. Yani buranın bize 2 olduğu verilmiş aslında. Birden büyük olan en küçük sayı 2 olduğu için burası 2. Logaritma 2 tabanında 5'i düşünürsek. 2 tabanında 5'i arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 8 olarak düşünürsek. 2'nin kübü olacak 8. Şöyle o zaman 1 küçü logaritma 2 tabanında 4'tür. 4 ile 5 arasında 4 ile 8 arasında 5 olduğu için 4 2'nin karesinden gelecek. 2'nin karesinde 2 logaritma 2 tabanında 2. Bu da 2'nin kübü olduğu için 3'ü başa aldım. 3 logaritma 2 tabanında 2 geldi. Bunlar 1 olduğu için zaten 2 ile 3 arasında gelmiş oldu şu kısım. 2 ile 3 arasında logaritma 2 tabanında 5 var. Şimdi bunu yine büyük olanı al dediği için 3 olarak alacağım. O zaman yuvarlak x artı 3 eşittir. 2 olarak geldi. Yuvarlak x de eksi 1 eşit gelmiş oldu. Şimdi yuvarlak x eksi 1'miş. O zaman biz öncüleri inceleyeceğiz. Buna uygun olan eksi 1 yapacak olan X değerlerini bulacağız. Şimdi bakalım hemen birinci önceden başlıyorum. Logaritma kitabında 2'ye 2 üzeri eksi 1. Bu da eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 demek eksi 0,5 demek. Yuvarlak olduğu zaman yuvarlak x olarak düşündüğümüzde bunu bundan küçük olan en büyük tam sayı istiyoruz. Bundan küçük olan en büyük tam sayı eksi 1 olacağı için arkadaşlar birinci öncülümüz doğru. 2'ye geldik. Logaritma 2 tabanında E. E de biliyorsunuz 2 küsur bir şey arkadaşlar. Demek ki bu sayı birden büyük bir sayı. Burası birden büyük bir sayıysa bir küsur bir şey diyebiliriz. Yuvarlak içerisinde ise bu sayıdan küçük olacak şekilde olan en büyük sayı 1 olmalıdır. Burasının 1 olduğunu görüyoruz. O zaman bu da yanlış oldu. Devam ediyorum. Logaritma E tabanında 2. Zaten e yi yine 2 küsur olarak bulduğumuz için logaritma E tabanında e 1'dir. Logaritma zaten 1 yani 2 küsür bir şey 2 küsür bir şey olduğunda 1 olacak. Demek ki bu 2 küsür bir şeyin ikisi küçük olduğundan bundan 1'den küçük olan bir sayı olacak. Buranın 1'den küçük olan bir sayı olduğu için 0 küsür bir şey olduğu için o da 0'a yuvarlanacak. Yani bu 0 olmuş olacak. O yüzden 3. öncümüzde yanlış oldu. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 A olarak geldi. Üçüncü sorudayız. Üzerinde 1'den 30'a kadar olan tam sayıların yazılı olduğu özel bir cetvelde her n tam sayısının n artı bir sayısına uzaklığı logaritma n artı bir birimdir. Bir tahta çubuk bu cetve ile ölçüldüğünde tam olarak çubuğun bir ucu 1 diğer ucu 30 sayısına geliyor. Buna göre bu çubuğun uzunluğu kaç birimdir? Aslında arkadaşlar 1'den 30'a kadar olduğu için e, o aradaki mesafenin toplam uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Yani çubuğun uzunluğu birinci aralık logaritma 2 artı ikinci kısım aralık yani logaritma 3 logaritma 4 şeklinde devam ediyor. Nereye kadar geliyor? Bakıyorum 5'e giderken log 5, 4'e giderken log 4 o zaman 30'a giderken de log 30 olacak. E, toplamada biliyoruz ki biz logaritma aynı tabanda çarpma yapılırdı. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 30'a kadar çarpımların aynısı olacak. Logaritma bu da 30 faktöri olduğu için. Cevabımız değişik olarak gelecek. Dördüncü sorumuzda yazı olduğuna göre x kaçtır? Hemen logaritma kitabında x aynen bırakıp diğerlerini toparlayacağım. Logaritma 4 2'nin karesi olduğu için kuvveti x'in 1 olacak. 1 bölü 2'yi başa alacağım. Ve logaritma 2 tabanında x olarak bırakacağım. Devam ettim. 8 2'nin kübüdür. x'in üzerinde 1 var. 1 bölü 3'ü yanına aldım. Logaritma 2 tabanında x olarak yazdım. Bu da eksi 22 bölü 3'müş. Şimdi logaritma kitabında x'ler hep ortak. Ortak olduğu için bunun parantezinde aldığımda birinciden 1 geldi. ikinciden 1 bölü 2 geldi. Üçüncüden 1 bölü 3 geldi. O da buna eşit. Burayı toparlayalım arkadaşlar. 6 bölü 6 da eşitle, eşitleyebiliriz. Şöyle 6, 3, 2 bölü 6 olarak yazdım. 9, 11 bölü 6 geldi burası. Yani ne oldu şu anda? Şurada bir devam edelim. Logaritma kitabında x eşittir çarpı 11 bölü 6 eşittir. Eksi 22 bölü 3. Buradan sadeleştirmelere başlayacağız. 11'e böldük 1, 11'e böldük 2. 3'e böldük 1, 3'e böldük 2. 2'yi karşıya alalım. Logaritma kitabında x'imiz 2 kere 2'den 4. Başında da eksi var. Eksi 4 olarak çıkacak. Bizden eksi istediği için hemen 2'yi de karşıya attığımızda x yalnız kalsın. 2 üzeri eksi 4'ten 1 bölü 16 olarak çıkmış olalım. Cevabımız eşlik olarak geldi. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıda birinci konumdaki çiviye çekişte iki defa vurulduğunda ikinci konum elde ediliyor. Çekişte her vuruşta çivi aynı mesafede tahtaya girdiğinde e, girdiğine göre İkinci konumdaki çivinin tamamının tahta çakılması için çekişte çiviye kaç kez vurulması gerekiyor diye sormuş. Şimdi bakalım çivimizin uzunluğu 5 logaritma 9 olarak verilmiş. 9'u toparlarsak 5 logaritma 3'ün karesi şeklinde yazarız. 2'yi de başa aldığımızda 10 logaritma 3 olarak çivinin uzunluğunu bulmuş oluruz. İkinci konumda da 2 defa vurulduğunda elde edilen kısmı logaritma 3 üzeri 8 olarak verilmiş. 8'i de yanına aldığımda 8 logaritma 3 olarak geldiğini görüyorum 2 defa vurulmasıyla. Yani 2 defa vurulduğunda 10 logaritma 3 ten 8 logaritma 3 kalmış. O zaman ne kadarı 2 logaritma 3'ü içine göçmüş. E, i̇çine göçen kısmı 2 logaritma 3 ise 2 defada bir defada o halde ne kadar? E, 2 tane değil, 1 tane. Bir defada bir logaritma 3 yani logaritma 3 olarak yazabilirim. Bir defa da logaritma 3 kadar içeriye girdi. Peki şimdi diyor ki e, ikinci konumdaki çivinin tamamının tahtaya çakılması için çekiçle çiviye kaç kez vurulması gerekir? E zaten bir vuruşta buydu arkadaşlar. O zaman x vuruşta logaritma 3 ile çarptığımda x kez bunun 8 logaritma 3 olmasını istiyorum. Yani tamamının içeri girmesini istiyorum. O zaman 8 logaritma 3'e eşitleyeceğim. Buradan x'i de 8 olarak bulacağım. 8 kez vurulması gerektiğini bulmuş olduk. Cevabımız C şıkkı. Evet, geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki dikdörtgen şeklinde ve kapalı durumda bulunan bir pencere verilmiştir. DC uzunluğu logaritma kitabında 32 birimdir. Pencere aşağıdaki gibi alfa derece açılınca A üssü H ve AB diktir ve A üssü H logaritma 3 tabanında 27 birim oluyor. Buna göre sinüs H A üssü ile A arasındaki açının sinüsü kaçtır diye sormuş. Şimdi verilen bir ifadeleri toparlayalım. Logaritma kitabının da 32, 2 tabanında 2 üzeri 5 de yazılsa 5'i yanına aldığımda 5 logaritma kitabanında da 2. Bu da 1'dir. 1 kere 5'ten de 5 gelir. Yani DC'yi 5 olarak bulduk. Şurası 5 olarak bulundu. Şuraya ben 5 diyeyim. Karşısı da 5 olacak. Peki. Alfa derece açılınca şurada alfa açısı var. A üstü H uzunluğu A üstü H uzunluğu şu kısım burayı bulalım. Hemen logaritma 3 tabanında 27'ye logaritma 3 üç tabanında 3'ün kübü olarak yazdığımızda kübü başına aldık. 3 logaritma 3 tabanında 3 o da 1'dir. 1 Bir kere üstten de 3 geldi. Yani şu kısmında 3 olduğunu bulmuş olduk. E zaten arkadaşlar açılan kısım şu yeşil olan kısım zaten 5'ti. Yani şuraya da 5 diyebilirim. Ve buranın tamamı da 5 olacak. Bakın dik üçgen 3, 5 buraya o zaman 4 kaldı. Ve burası da 1 oldu. 3, 4, 5 üçgenden 1 ve 3 A üssü A H üçgeninden de bulundu. Sinüs A üssü. işte şurayı soruyor arkadaşlar. Burayı soruyor. Bunun sinüsü lazım. O zaman Pisagor'dan hipotenüsü bulalım. A üssü A'yı bulalım. A üssü A uzunluğu bulmak lazım. Buna biz Y diyelim arkadaşlar. O zaman şuradaki üçgenden o zaman ne gelecek? H'ın Y'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesi gelecek. Y kare buradan 10. Y de kök 10 olarak bulunacak. Şimdi artık sinüsü bulabilirim. Sinüs buradaki açıydı. İstenen açıydı. Sinüs o halde ne geldi? Karşısı 1. Hipotenüsü de y yani kök 10 geldi. Bu da kök 10 bölü 10 olduğu için cevabım 5 olmuş oldu. 7'ye geldik. Olduğuna göre en kaçtır? Bakın toplama var. Bu toplamayı çarpmaya döndürebiliyorduk logaritmada. Aynı tabandaysa. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 çarpı böyle gidiyor. N bölü N artı 1 eşittir. Eksi 1. 3'ler 4'ler 5'ler N'ler hepsi gitti. Ne kaldı logaritma? 2 bölü N artı 1 eşittir. Eksi 1 kaldı. Bu da 10 tabanı zaten. 10 tabanı karşıya aldığımda 2 bölü n artı 1 eşittir 10 üzeri eksi 1'den 1 bölü 10 geldi. Buradan da işler dışlar yapalım. 20 eşittir n artı 1 n de buradan 19 olarak geldi. Zaten bunu istiyor cevabım c şıkkında mevcuttur. Evet, 8. sorumuzdayız. Şekilde verilen merdiveni A noktasından B noktasına kadar oklar yönünde dikdörtte kırmızı bir işleri çekilmek isteniyor. Merdivenin basamaklarının yükseklikleri eş, Uzunlukları logaritma 6 tabanında 2 metre yükseklikleri verilmiş. Yani şu logaritma 6 tabanında 2 olarak veriliyor bütün yükseklikleri. 1, 1, 2, 3, 4, 5 tane yükseklik var. O zaman 5 çarpı logaritma 6 tabanında 2 diyebilirim tamam toplamına. Basamakların enleri eş ve uzunlukları logaritma 6 tabanında 3 verilmiş. Logaritma 6 tabanında 3 tane de kaç tane bakalım? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. E bu da 5 tane logaritma 6 tabanında 3 olarak yazılabilir. Peki çekilen kırmızı şeridin uzunluğu yani toplamını istiyor. O zaman bunları 5 tabanında yazalım arkadaşlar. Logaritma 6 tabanında 2 artı logaritma 6 tabanında 3 olarak yazabilirim. 5 çarpı 6 tabanında toplama verildiyse çarpma olarak yazıyoruz. 6 tabanında 3 kere 2'den bunlar çarpılırsa 6 olarak gelir. Burası da 1'di. Yani uzunluğunu 5 olarak bulmuş olduk. Cevabım E şıkkı. Evet 9. sorudayız. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen toparlayarak bir kere daha soruyu yazıyorum. Logaritma kare 3 artı logaritma 1 bölü 81 3 üzeri eksi 4'tür. Şöyle 3 üzeri eksi 4 olarak yazdım. Artı 4 dışarıda da logaritma 3 var. Evet buradan toparlarsak arkadaşlar. Logaritma 3'ün karesi 2'nin karesi. Yani şöyle yazalım bakalım. Logaritma 3 e, şu eksiydi de arkadaşlar hatta eksi 4'ü de şuraya aldığımda ne gelecek? Hatta tekrar yazıyorum. Eksi 4 logaritma 3 artı 4 diye bir daha yazdım. Evet buradan bakın birincinin karesi zaten logaritma 3'ün karesi olarak verilmiş. İkinci Nin 2 iki katı yani burada ne var arkadaşlar? Eksi 2 çarpı 2 çarpı logaritma 3 var. Logaritma 3 birinci 2 iki katı ikinci de demek ki 2 olacak. Yani eksi 2 olacak. Eksi 2'nin parantez karesinde karekök diyebiliriz. Artı logaritma 3. Ne yapıyoruz? Kare ile karekök birbirini götürüyor. Mutlak değerde yazıyoruz. Logaritma 3 eksi 2 artı logaritma 3. Şimdi bu ifade nasıl çıkacak onu düşünelim. Logaritma 10 tabanında 3 ifadesi 10 on tabanında 10'dan yani 10 tabanında 11'dir. Bundan küçük olduğuna göre arkadaşlar bu ifade birden küçük bir şey. E birden küçükse 1 eksi yani 1 demeyelim de 0 virgül bir şey. Eksi 2 ifadesi negatif geleceği için burayı negatif olarak çıkaracağım. Çıkaralım bakalım. 2 eksi logaritma 10 tabanında 3 artı logaritma 10 tabanında 3 verilmiş. E bunlar da gittiğinde cevabı 2 olarak bulmuş oluyorum. Cevabım D şıkkı. Ve geldik son sorumuza. 11. sorudayız. Şekildeki gibi 10 tane eş düzgün altıgen verilmiş. K noktasından harekete başlayan ABC araçları L noktasına doğru hareket etmektedir. ABC A aracı sarı yolu kullanmış, B aracı mavi yolu kullanmış, C aracı kırmızı yolu kullanmış. L noktasına varmışlar. B aracının aldığı yolun uzunluğu logaritma 64 km olduğuna göre A aracının aldığı yolun uzunluğu C aracının aldığı yol uzunluğundan kaç kilometre fazladır? Uzunlukları bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Şu kısımları altıgenin her kenarına a a dersem arkadaşlar. Şuradaki mavi kenarları bulmaya çalışalım. Mavinin yani B'nin aldığı yolu bulalım. O zaman şuradaki kısım a olacak. Şu kısımda 2 a olacak. Bu kısım a bu kısımda 2 a şeklinde devam edecek. Bu 2 a nereden geldi? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi biz bu kenarlara a demiştik. Şöyle indirdiğimiz zaman şu kısmın a olduğunu görüyorum. Bu kısımda a'nın yarısı a bölü 2 a bölü 2 olacak. Yani 30 60 90 üçgeni çıkıyor oradan geliyor aslında. Sadece 2 a olduğunu o açının 2 a olduğunu bilmiş olalım. Şimdi devam ediyorum. O zaman B'nin aldığı yol 2A, 2A, 4A, 5, 6A olmuş oldu. 6A da ne verilmiş? Logaritma 64 verilmiş. 2 üzeri 6 olarak verilmiş yani. 6A eşittir. 6'yı başa alayım. Logaritma 2 olsun. Buradan 6'lar gidince A logaritma 2 olarak gelmiş olsun. Bize neyi sormuştu? A aracının aldığı yolun uzunluğunu sormuştu. A aracına bakıyorum hemen. Nasıl gitmiş arkadaşlar? A A A A. Hepsi A olduğu için tek tek yazdım bunu. Kaç tane A oldu sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 A olmuş oldu. C'yi sayacağım şimdi. C de yine şuradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. C'yi de 10'a olarak yazdım. C 10'a, A 12A, B de zaten 6A'ydı. Şimdi buradan A'yı yazacak olursak 12 çarpı logaritma 2 gelecek. 10 çarpı logaritma 2 gelecek. A ve C'yi bulduk. Kaç kilometre fazladır diyor. Yani çıkarmamızı istiyor arkadaşlar. Çıkarttığımız zaman 2 logaritma 2 gelecek. Buradan bakıyorum şık da yok. Olmadığı için toparlama yapmamız isteniyor. Dolayısıyla 2 logaritma 2 ifadesini 2 logaritma 10'dan nasıl olacak arkadaşlar? 10'dan gelirse hatta şöyle yazalım. Direkt anlatayım. Logaritma 10 bölü 5 olarak yazalım. Logaritma 2. Ye. 2 çarpı logaritma 10 eksi logaritma 5 olarak yazabiliriz. Logaritma 10 tabanında 11'dir. Buradan 2 çarpı 1 eksi logaritma 5 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla bu şıklarda olmalı. Bakalım D şıkkı 1 eksi logaritma 5 2 ile çarpılmış. Evet C, D şıkkı olarak gelmiş oldu. Testimizi de burada bitirdim arkadaşlar. Bir sonraki testim 7. testte sizi bekliyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız da beyaz tuşuna basın ve basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Logaritma fonksiyon özellikleri 4. testte sizi bekliyorum. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.